Hacga bağırıp gelip ahlakı güzel olsa kabul bu geldiğini alamadı. Bana şu hakikatler bizim haclarımızda ruh kritişi gerek. Kalplerimizin pakilenişi için hizmet kılışı gerek. Ruhumuzun terbiyelenişi için hizmet kılışı gerek. Bu nesnelerin hepsi inşallah sekin sekin terbiye, eğitiş, okuş, çüntürüş bilen yolga koyuladı. Biz Allah'a bir adet hamd aytib şükürler kılaylık ki bana şu fırsatlarını Allah Ta'ala bizge verip durup da hemimizin sağ salamet, tinç aman bana bundaki bir yakşı şerayette ibadetlerimizi kılıp bana bu dinimizin organiş manaları ve hem müyesser kılıp durup da bunun için Allah Ta'ala'ya bir adet şükürler aytişimiz gerek. Şükür etsek Allah Ta'ala bizni nimetlerimizi yine ziyade kıladı ve berdevam kıladı. Bu Kur'an'ın vadesi inşallah. Şimdi savallarına cevap verişki otamız Allah Ta'ala'dan yardım sorgan halimizde. Saval, Bamdat namazının farzıga gine ulgürgen adam sünnetini okumaydı deyip eşittim. Şu hakta çüntürüş berseniz. Bizning Hanafi mazhabimiz bo'yicha Bamdat namazining farzini o'qigandan keyin quyosh chiqquncha boshqa namozga o'qishga ruxsat yo'q. Shuningdek, bizda Bamdat namozining sunnati farzga qo'shilib qazo qilingandagina qazosi o'qiladi. Tushunarlimi? Shuning uchun bir odam masjidga kelsa birinci rakat tugaydi deb qopdi. Yoki umuman o'tib ikkinchi rakatda o'qishyapti. Sunnatni o'qimasdan qo'shilib olib, farzni topsinda, farzga salom bergandan keyin ko'pchilik bilan duosini qilib turib ketaveradi, o'zi kamini o'qib, sunnatni o'qishga imkon qolmaydi. Alloh taolo ishqilib hammani sunnatni o'qib, farzni ham to'liq o'qishga nasib qilsin, lekin bandachilik gohida bunaqa holatlar bo'lib turadi. Savol: Kim o'zini qaysi qavmga o'xshatsa, o'sha qavmdan bo'ladi degan ma'noda kelgan hadisni sharhlab bersangiz. Chunki ko'pchiligimiz bugungi kunda yevropaliklarga taqlid qilamiz. Xo'p, bu hadis sharif man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum degan hadis. Kim bir qavmga o'xshash holatga kirsa, u o'shalardan bo'ladi degan hadis sharif. Bu albatta o'xshash deganda faqat kiyim emas, umuman tafakkur jihatida haddan boshqalarga ta'bir qilinadi va kiyim ham bor. Kiyim bunday kiyib yurganda bu palonchi dinda ekan deydigan darajada bo'lsa harom. Masalan, har dinni odamlarining o'zini kiyimi bor-ku. Kiysa bunda uzoqdan ko'rgan odam bu xristian ekan, bu yahudi ekan deydi. Kiyimini o'zidan, dinini ajratib turadi. Ana shunaqa kiyimni mu'min musulmon odam boshqa dinni odamining kiyimini kiyib yurishi mutlaqo mumkin emas. Xo'p, ko'pchilikka ommaviy bo'lib qolgan kiyimlar hozirgi kundagi. Uni oq ham, qora ham, musulmon ham, musulmon emas ham hammasi kiyib ketgan, bu palonchining kiyimi deyish qiyin hozir. Ularni demak haligi hadisni tahqiqga kiradi deyilmaydi. Lekin savolda haqiqatdan nihoyatda katta bir tashvish bor. Tashvish borligi shuki, boshqalarning kiyimini kiyib yurib, o'zimiznikini unutib qo'yish darajasiga yetganimiz haqida. Shuning uchun albatta o'zimizni ota-bobolarimiz kiyib kelgan, millatimizga mansub bo'lgan obro'yimiz bo'lgan, shiorimiz bo'lgan, belgimiz bo'lgan kiyimlarimiz bor. Albatta ularni kiyishimiz kerak, ularni hurmatini qilishimiz kerak. Lekin haligi avvalgi aytib o'tganimizdek, bir yo'li dindan chiqib ketadi bu degan yoki boshqalarga qo'shilib ketadi degan ma'no bo'lmaydi. U haligi diniy kiyimlar to'g'risidagi degan ko'rsatmalarda bor. Savol: Hozirgi kunda ko'plab ayollar avtomashina boshqarishadi. Islom dini bunga qanday qaraydi? Xo'p, avtomobil ayollar tomonidan minilishi to'g'risida eski fiqh kitoblarida ko'rsatma yo'q, chunki u vaqtda bu narsa bo'lmagan. Avtomobil yaqinda chiqdi, avtomobilish bir minish ma'lum bir muddatda bo'lsa ham ayollarni minishi keyingi yaqin yillarda chiqdi.
Şunun için bu manada ulamalarının ihtilafı var. Bazı caylarda, mesela Saudiya'da ayarlarının avtomobil binişi kanunla taqiqlangan. Umuman mümkün olmaz. Minib yursa, nimalar, mirshablar toxtatib, jazo chorasini qo'llashi ko'zda tutilgan. Boshqa joylarda agar ayolni